Herkese merhaba arkadaşlar. Altınkum'da kelepir bir villa tanıtmaya geldim. 2 milyon TL'ye Altınkum sahiline yürüme mesafesinde 3 artı 1 villa sahibi olabilirsiniz. Müstakil bahçeli site içerisinde. Bu bahçe komple bize ait. Yan tarafa biber dikmişler. Harika olmuş. Verandamız var. Öbür tarafta da yine çok güzel bir bahçe alanımız var. Ev çok güzel. Ev çok güzel. İçerisi de bakımlı. Hiçbir masraf etmeden hemen oturabileceğiniz bir yer. Şurayı da göster istersen. Güzel bir bahçe alanımız var. Site içerisinde. Veranda şeklinde burası kapatılmış. Buraya bir lavabo bırakılmış. 2 milyon TL'ye 3 artı 1 villa sahibi olacaksınız. Bölgede 1 artı 1 fiyatın arkadaşlar. Altınkum sahiline çok yakınız. Maksimum 200-300 metre mesafede. Güzel bir veranda alanımız var. Arkaya kadar bir bakalım. Arkayı da gösterelim. Komple kapatılmış. Ahşap çatıyla. Buradaki alanımızı da isterseniz depo gibi değerlendirebilirsiniz. Bu arka tarafa bakan kısım bizimki zaten ön cephe. Ama üst tarafı yine kapatmışlar. Süpürgelikler, sineklikler her şey hazır evde. Hiçbir eksik yok aslında. Gayet de güzel olmuş. Buradan indiğinizde bu bahçe alanı da tamamen sizin kullanımınızda. Orada bir kapı var zaten. Oradan da bir kapı bırakmışlar. Gerçekten güzel. Kullanışlı bir yer. Biraz da bakımlı. Bunlar sonradan yapılmış bak mesela. İlk haliyle değil. Gayet güzel, bakımlı bir ev. Şimdi dışarıyı gezdik. İçeriği gezeceğiz. Onun için bir kaloş giyeceğiz arkadaşlar. İçerisi de gerçekten güzel. Evet arkadaşlar, dışarıyı gezdik. Sıra içeride. Buradan giriş yapabiliyoruz. Gayet güzel bir salon mutfağımız var. Şimdi girer girmez mutfak kısmı sizi karşılıyor. Bahçeden girdiğimiz için. Güzel bir tezgah. Tezgah arası seramimiz. Üstte ve altta dolapları görüyorsunuz. Gayet kullanışlı. Tertemiz bir mutfak. Ortaya da bir masa bırakılmış. Bunu dışarıya çıkarttığınızda bu alan tamamen size kalmış oluyor. Gayet güzel değil mi? Eksiği yok. Hiçbir sıkıntısı yok. Tertemiz. Böyle daha minimalist. Altınkum'da evim olsun. Denize yürüyerek gideyim diyorsanız burası aradığınız yer. Şimdi Altınkum Didim'in en değerli bölgesi bildiğiniz gibi. Burası da gayet güzel bir yer. Şimdi buranın da metrekaresini net bir şekilde söyleyeceğim. Burası da 25 metrekare kullanım alanı sunan güzel bir yer arkadaşlar. Gerçekten şık bir yer. Bu eşyaların üst üste olmasına bakmayalım. Çünkü kişiler burada yaşamıyor şu anda. Burada olmadığı için dışarıdaki eşyaları da buraya bırakmışlar. Normalde bunlar bahçeye çıkıyor. Arka balkona bırakılıyor. Gayet güzel bir mutfağımız var. Salonumuz var değil mi? Şık. Yeterli bence. En azından buraya bir ikili koltuk, bir üçlü koltuk rahatlıkla sığmış. Arkamda da iki tane berjer var. Burayı da seramikle kaplamışlar. Taş görünümlü. Güzel olmuş. Şimdi burayı göstereceğim ben. Böyle gel bir. Bak nasıl. Şimdi burası küçük bir lavabo. Ama lavabonun girişi de çok güzel. Burayı nasıl yapacağız? Şöyle bir açabilirsek ışıklarını açacağım. Burada da lavabo var. Böyle perdeyle kapatmışlar. Alaturka bir lavabo. Şöyle açayım. Sen böyle göster. Alaturka bir lavabo var. Burada elinizi yıkayabileceğiniz bir yer var. En azından böyle misafiriniz geldi. Bir el yıkadı, yemek yenilecek. Onlardan kullanılabilecek rahat bir alan oluşturulmuş. Lavaboya girmeden burada elini yıkayabiliyor. Gayet güzel. Şimdi burası o kadar hoşuma gitti ki. Bak burayı göstereceğim. Dolap gibi gözükmüyor mu? Değil mi? Sanki yukarıya çıkış yok. Zaten burada bir dolap var ama. Burada böyle bir dolap yapılmış. Ama sanki burada okey takımı var bu arada burada. Emekli yeri. Tam emekli yeri. Güzel bir yer. Burayı açtığınızda da merdivenler sizi karşılıyor. Yukarıya çıkabiliyorsunuz. Bence güzel olmuş. Aslında içini dışını yaptırmışlar. Bak burada seramikler var. Zeminde, duvarlarda seramikler kullanılmış. Her yerini yaptırmışlar. Orta katta 3 adet odamız var. 1 adet genel kullanım banyo lavabomuz. Biz hemen merdivenin sağından başlayalım. Burada güzel bir odamız var. Şimdi odanın metrekaresini söyleyeceğim. Burası toplamda 13 metrekarelik bir oda arkadaşlar. Çift kişilik yatak rahatlıkla sığmış. Bir komodin bırakmışlar. Gayet güzel. Orada biraz sanki dışarıdan nem almış gibi ama o neden biliyor musun? Bu camların
Silikonları hiç çekilmediğinden dolayı evde de kimse olmayınca havalandıramıyorlar. Bu yüzden bazen böyle şeyler olabiliyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Güzel, geniş bir odamız var. Gerçekten şık. Bir boya yapılabilir. Bazı silikonlar, derzler değişebilir mesela. Kapılar güzelmiş bu arada. Bak, kapıları görüyor musun? Bence villalarda da böyle olmalı. Büyük büyük öyle kötü kapılar yerine bunlar kullanılsa çok daha güzel olur. Şimdi burada da yine bir odamız var. Bu odada toplamda 11 metrekarelik bir oda. Şu ısıtıcı bizde de vardı Çorum'dayken. Çorum'da bunu ısınıyorduk. Bayağı bir ısıtıyor etrafı. Bir de bu televizyon, tabii eski tüplü televizyonlar. Bizim tüpü bitiyordu durmadan televizyonun. O zaman köydeyken tüpü bitiyordu. Gayet güzel bir oda. Çift kişilik yine yatağımız burada mevcut. Dediğim gibi arkadaşlar, altın kumda eski evler bunlar. Daha minimalist evler. Biraz daha böyle kalabalık ailelere değil de minimal, küçük, çekirdek aile diye tabir ettiğimiz ailelere gerekli bir ev. Şimdi burayı nasıl ölçeceğim? Buradan ölçeceğim. Büyük ihtimal burası 9 metrekarelik bir oda. Bakalım, doğru. 9 metrekarelik bir oda burası. Çok büyük değil, çok da küçük değil. İki tane tekli yatak sığdırılmış bir şekilde. Günlük kiraya vermeye kalksanız ne kadar gider mesela bu ev? 2, 2,5 rahat gider değil mi? Burada da çamaşır makinesinin olduğu yer var. Buradan da banyo lavaboya geçiş yapabiliyorsunuz. Şimdi arkada kovalar falan var. Gösteremiyorum buraları daha net de. Gayet güzel. Böyle biraz daha küçük de bunlar çıktığında genişleyecek. Bu kapı açıldığında daha geniş bir görüntü elde edeceğiz. Yukarıya da çıkalım. Eğer açabilirsek yukarıyı. Ve terasımız. Teras bence burası değerlendirilir. Burası böyle bırakılmamalı. Çok güzel bir terasımız var. Kapı kapanmadan çıktın mı çıktın. Güzel bir. Bak, burada bir lavabo alanı var. Buraya ikinci bir mutfak yapılır. İkinci bir mutfak buraya yapılır. Şimdi gel bir şey daha göstereceğim. Sitenin sosyal yaşam alanı var burada. Çok rüzgarlı bir hava. Sitenin sosyal yaşam alanları burada arkadaşlar. Kafesi, restorantı hepsi var orada. Oturup akşama kadar okey oynayabilirsiniz. Eğer isterseniz. Güzel geniş bir terasımız var. Tabi üstleri kapatanlar da var. Oda yapanlar da var. İsterseniz siz de yapabilirsiniz. Altın Kum sahiline çok yakınız. Dediğim gibi hemen buradan otelleri görebiliyorum. Bu ikiz kuleler var ya, iki tane. Onları görebiliyorum. Çok yakınız. Hatta bu evin 500 metre ilerisinde değil de 200 metre ilerisinde diyelim bir ev var. Müstakil yeni yapı 6 milyon. Düşünün artık. 6-6,5 milyona satılıyor. Ben size 2 milyon TL'ye gerçekten mütevazi güzel bir ev sundum arkadaşlar. Alıcısını bekliyor. Kendinize çok iyi bakın. Bence bu evi kaçırmayın.